Sadece'cim, programıma hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Kendini tanıtır mısın canım? Tabii ismim Zahide Çeliksu, 33 yaşındayım. Şu anda Koç grubuna bağlı tanı pazarlama ve iletişim hizmetleri şirketinde analitik CRM uzmanı olarak çalışıyorum. İstatistik mezunuyum. Yani hem lisans hem yüksek lisans olarak istatistik okudum. Çeşitli birkaç iş deneyimim oldu. Şu anda son geldiğim yer tanı pazarlamada. Bir danışmanlık şirketi müşterilerimize analitik CRM hizmetleri veriyoruz. Evet, peki günlük hayatınızda istatistiğin yeri nedir? Yani aslında istatistik artık etrafınızda görüp ölçümleyebildiğiniz, kullanabildiğiniz, bir şekilde tanımlayabildiğiniz her türlü nesneye ait verinin olduğu her yerde var. Dolayısıyla insan hayatına çok yakından etki eden noktaları var istatistiğin ve istatistiksel yöntemleri. Yani örnek verecek olursam nasıl örnek verebilirim? Mesela spordan örnek verebilirim. Spor deyince bizim milletimizin aklına ilk önce tabii ki de futbol geliyor. ama yani en basitinden orada bile bir takım teknik istatistik bilgilerini kullanarak takım taraftarları şampiyonluk hesapları yapabiliyor. İşte skorlara bakıyorlar, ikili averajlara bakıyorlar, sonraki maçlardaki olasılıkları hesaplıyorlar. İşte maç şu kadar bitse, işte 3-2 bitse, 3-3 bitse ya da 1-0 bitse ya da 1-1 berabere olsa şu kadar skor gelir. Bu da benim takımımı şu sıraya yükseltir ya da şu sıraya düşürür diye. Önden aslında ufak tefek tahminleme çalışmaları yapabiliyorlar taraftarlarda ama tabii ki de futbol dışında çok değerli başka spor dallarımız da var. Mesela atletizm gibi, boks gibi, güreş gibi, dünya çapında ya da Avrupa çapında jimnastik gibi şampiyonluklarımızın olduğu güzel başka spor dalları da var. Ve muhtemelen özellikle olimpiyatlar söz konusu olduğunda bence antrenörler şeyi kullanıyordur. Rakiplerin genel olarak istatistiksel bilgilerini kullanıyordur. Mesela atletizm dalındaki bir yarışmacının antrenörü rakiplerin işte ortalama saatte kaç kilometre hızla koştuğuna, yarışılacak pistin, parkurun ya da stadın uzunluğuna, metre olarak uzunluğuna bakıp işte bu kişi ortalama şu kadar saatte şu kadar kilometre koşuyorsa bu parkuru şu kadar dakikada tamamlar gibi bir takım basit istatistiksel teknikler kullanarak kendi yarışmacısını onun önüne geçirmek için belli çalışmalar yapıyor olabilir benim fikrim. Ama illaki özellikle skorlar söz konusuysa istatistiğin kullanıldığı yerler vardır diyebilirim spor dallarında da. Onun haricinde yani sadece spor ya da işte sosyal medya ya da dijital platformlar olarak bakmazsak diyelim ki kendinize ait bir iş yeriniz var ve girişimcilik yaptınız diyelim ki küçük bir yer açtınız belki yanınızda çalıştırdığınız bir kişi ya da iki kişi var. Bu işletmenizin nereye doğru gittiğini görebilmek, bir yol haritası oluşturabilmek, gelecekteki manzaraya dair en yani ufak da olsa ipuçları edinebilmek için yine benzer istatistiksel yöntemleri kullanabilirsiniz. Yani aylık gelir gider tabloları çıkarabilirsiniz, kar marjlarını çıkarabilirsiniz, satış tahminleme çalışmaları yapabilirsiniz. Özellikle artık hani bir yılı geçtiyse bu işletmenin bir yıldan sonra artık geçmiş datanızı kullanarak geçmiş aylık satışlarınıza bakarak bunun içine farklı etkenleri işte pandemi etkisi, mevsim etkisi gibi değişik faktörleri etkileri koyarak belki bir takım tahminleme çalışmaları yapabilirsiniz. Bu da sizin gelecekte işletmenizin durumuyla alakalı size az da olsa bilgiler verebilir. Yani büyüyen bir işletme mi olacak yoksa işler kötüye gidiyor gibi mi görünecek? Büyüyecekseniz acaba nasıl bir büyüme yapmanız gerekecek ya da işler kötüye gidecekse ne tür önlemler almanız gerekecek? Bunları düşünebilmeniz için size zaman da kazandıran tekniklerdir aslında istatistiksel teknikler.
Herkes bilir mi? Bilmez ama işin uzmanından yardım istenebilir bu noktada. Dolayısıyla iş hayatınızın içinde de ne iş yapıyor olursanız olun bir şekilde kullanabileceğiniz, barındırabileceğiniz yöntemler aslında istatistiksel yöntemler. Dijital platforma gelecek olursak da yani şu anda pandemi dönemindeyiz. Pandeminin etkisiyle birlikte artık hayatımızda dijitalleşmeye doğru hızlı koşar adım bir ilerleyiş var. Evet. Dolayısıyla artık dijitalleşmenin olduğu her yerde istatistik tabanlı yine algoritmalar çalışıyor söz konusu. Mesela diyelim ki Twitter'ı ele alalım. Twitter'da işte giriyorsunuz, yorum yapıyorsunuz herhangi bir konuda. İstediğiniz herhangi bir yorumu yapabiliyorsunuz ama onlar orada sadece kullanılmıyor. Bir marka, bir ürün, bir şirket ya da en basitinden izlediğiniz bir içerikle alakalı yaptığınız yorumlar o marka, o ürün, o şirket ya da o içeriğin sahibini tarafından çekilebiliyor. Tweetleriniz çekilebiliyor ve analiz edilebiliyor. Tabii ki de şey değil bu, fişleme gibi bir şey değil, yanlış anlaşılmasın. Sadece bu marka ya da ürün sahiplerine müşterilerinin duygu analizini, memnuniyet analizini daha iyi yapabilmelerini sağlayacak içgörüler veriyor. Sizin yayınladığınız tweetler aslında. İşin sosyal medya bacağı bu yüzden bu kadar çok önemli zaten. Ve birçok firma bu yüzden siz onlara Twitter'dan yazdığınızdan geri dönüş yapıyorlar. Sebeplerinden biri de bu. Yani çağrı merkezinden ulaşamadığınız zaman, bir muhatap bulamadığınız zaman, probleminizi çözemediğiniz zaman Twitter'a müracaat ediyorsunuz. Tabii ki de tek sebep burada şey istatistiksel yöntemler değil geri dönüşte. Müşteri memnuniyetini sağlamak ama diğer taraftan şikayet sayısını da minimize etmek amaç. Yani genel olarak firmalar özelinde böyle bir yaklaşım söz konusu diyebiliriz. Dolayısıyla aslında sizin girdiğiniz her bir tweet başka bir mecrada veri olarak değerlendiriliyor. Bu bir bilgi olarak değerlendiriliyor. Ölçümlenmesi gereken bir bilgi olarak değerlendiriliyor. Ve bunlar üzerinde çeşitli analizler ve modelleme çalışmaları yapılıyor. Neden yapılıyor? Dediğim gibi birincisi müşteri memnuniyetini artırmak, ikincisi daha iyi hizmet kalitesi verebilmek, üçüncüsü ürün, marka ya da şirketle alakalı zayıf bulunan yönleri güçlendirmeye çalışmak gibi çeşitli sebepleri olabiliyor. Onun haricinde mesela Instagram'da da benzer durumlar söz konusu ama Instagram'da biraz daha farklı bir yaklaşım da var. Mesela eminim fark etmişsinizdir. Bir arkadaşınızla işte Instagram'dan konuşurken, yazışırken ya da odanın içinde başka bir arkadaşınızla konuşurken 2 dakika sonra Instagram'a girdiğinizde konuştuğumuz konuyla alakalı reklamlar görebilirsiniz. Evet. Evet. Bu noktada da yine dediğim gibi istatistiksel yöntemler kullanılıyor. Size ilgi alanınız olduğu düşünülen içerikler paylaşılıyor. Ve bu şekilde hem dikkatinizi çekmeye çalışıyor firmalar yine hem de bir şekilde alışveriş yaptırmaya çalışıyor. Mesela koleksiyonunuza attığınız ya da takip ettiğiniz içeriklere, sayfalara göre yine size reklamlar çıkıyor. Bunlar da birazcık daha dediğim gibi istatistiksel teknikler kullanılarak ön plana çıkan içerikler oluyor. Öyle söyleyebilirim. Onun haricinde YouTube ya da Netflix'ten bahsedecek olursak mesela şimdi Netflix'e girecek olursanız herkesin Netflix hesabındaki ana sayfası farklı farklıdır. Çünkü listenize attığınız içeriklere göre bir ürün önerme sistemi çalışır. A içeriğini izleyen kişi B içeriğinde izleyebilir şeklinde arkada çalışan modeller var yüksek ihtimalle. Hem yani YouTube gibi, Netflix gibi, ne bileyim Blue TV gibi izleme platformlarının çoğunluğunda da kullanılıyordur diye düşünüyorum. YouTube'da kesinlikle kullanılıyor. Arkada işleyen bir birliktelik modellemesi var. Genelde hangi içeriklerle birlikte hangi içerikler izleniyor ve yüzde kaç olasılıkla işte bir içeriği izleyen diğer bir içeriği izleyebilir? Bunun tahminlemesi yapılıyor. Ve siz A içeriğini izlediğinizde sistem diyor ki
bu kişi A içeriğini izledi, B içeriğini de izleyebilir, sevebilir. Çünkü bizim arka tarafta çalışılan modelimiz böyle söylüyor. Siz buna B içeriğini de önerin şeklinde çalışan bir yapısı oluyor genelde ürün önerme sisteminin. Ve bu şekilde karşımıza önerilen içerikler çıkıyor. Bu yüzden de aslında herkesin, her Netflix ya da işte YouTube kullanıcısının ana sayfası diğerlerine, yani hiçbirine, diğer hiç kimseye benzerlik göstermiyor aslında. Yani unik bir yapımız oluyor. Evet. Ve sadece size özel ya da işte sizinle benzer özellikleri gösteren kişilere özel içerikler size sunulmuş oluyor bu şekilde. Hem o işte platformdaki içerik deryasının içinde kaybolmamanızı sağlıyor. Hem de bağlılığınızın azalmamasını sağlıyor bu yöntem aslında. Sürekli ilgilendiğiniz içeriklerin karşınıza çıkıyor olması durumu. Yoksa hiç ilginizin olmadığı, işte mesela belgesel sevmeyen birine sürekli belgesel içeriği çıksa rastgele olarak, bir süre sonra muhtemelen platforma girmemeye başlar. Ya da başka bir platforma bakmaya başlar. Evet. Bu tehlikeden de kaçınmak için bu şekilde ürün önerme sistemleri kullanılıyor diyebilirim. Onun haricinde ya aslında şey de söyleyebilirim. Burada diyelim ki bir alışveriş sitesine girdiniz. Bir şey alacaksınız, bir ürün alacaksınız. Diyelim ki tişört alacaksınız. Arattınız, tişört sonuçları geldi, önünüze çıktı. Çıkan ilk sonuçlar neye göre çıkıyor? Burada yine arkada bir istatistiksel çalışma yapılıyor aslında. Çok satan ürünler mi çıkıyor, en çok yorum alan ürünler mi çıkıyor, bu siteden siteye değişkenlik gösterebilir. Bir varsayılan sıralama sistemi var. Onun haricinde siz sıralamayı değiştirebiliyorsunuz. Burada da yine geçmişte aynı ürünü aratan kullanıcıların işte tıkladığı linklere ya da satın aldığı ürünlere göre bir arka tarafta analiz yapılıyor. Bir varsayılan bir sıralama sistemi oluşturuluyor. Ve size ilk önce onlar veriliyor ki hani bunlar işte iyi gitmiş ya da iyi tıklanmış, muhtemel ilginizi çeker. İlk önce bunlara bakın, olmadı artık sayfaların sonlarına doğru, işte beşinci, üçüncü, beşinci sayfalara doğru da gidebilirsiniz şeklinde bir mantığı var muhtemelen. Siz bu ürüne girdiniz, diğer tarafta da diyelim ki Google hesabınız açık. Sonra bir haber sitesine girdiniz ya da başka bir siteye girdiniz. Kenarlarda hep cookie'ler olur. Ve o cookie'lere dikkat ederseniz eğer baktığınız tişört haricinde gelen başka şeyler de olabilir. Mesela diyelim ki bir ayakkabı. Hani siz o gün hiç ayakkabı bakmadınız ama sağ tarafta çıkan reklamların içinde ayakkabı reklamları da var. Yine aslında ürün birliktelikle alakalı bir şey. Muhtemelen o tişörte bakan insanlar ağırlıklı olarak size reklamı gösterilen ayakkabılara da baktı sonrasında. Ve Google AdWords bunu da çok kullanıyor aslında bu sistemi, bu birliktelik ve önerme sistemini. Direkt arka tarafta şey çalışıyor. Bak bu tişörte bakılmış, demek ki bu ayakkabıyı da göstersek belki alma, satın alma olasılığı olur, artar. Yani yüksek olasılıklı. Belki satın alır. Mantığıyla çalışan şeyler var. Reklamlar da var. Baktığınızda. Onun haricinde ne söyleyebilirim? Yani o kadar çok şey var ki, hava durumu tahminlemesinde de kullanılır. Fatura tahmin, yani kendi faturanızı, gelecek faturanızı tahminlemek için de kullanabilirsiniz. Tabii ki de burada herkes İstatistik mezunu değil, herkes çok gelişmiş modellemeler yapamayacak dolayısıyla. Ama en azından hani basit bir doğru orantı tekniğiyle bile hesapladığınız, işte bana geçen ay şu kadar fatura gelmişti, geçen yıl bu ayda şu kadar fatura gelmişti, o zaman bu ayda bir metreküp başına örnek veriyorum, şu kadar TL harcama oluyorsa ve ben şu kadar metreküpteysem şu anda, ay sonuna doğru da bir 10 metreküp daha harcasam, demek ki bana ay sonunda yaklaşık ortalama işte şu kadar miktar fatura gelecek şeklinde kendi çapınızı
az çok tahminleme çalışmaları da yapabilirsiniz. Onun haricinde ya hava durumu tahminlemesinde de kullanılıyordur dedim. Evet. Bu arada bilgim dahilinde olduğu kadar anlatmaya çalışıyorum size. Bunların kesinlikle işte şu noktada şu şekilde kullanılıyor diyebilmek için aslında o kategoride, o alanda birebir çalışma fırsatınızın olması ya da oraya dair bir araştırmanızın olması gerekiyor. Hava tahminleme yöntemleri içerisinde aslında baskın olarak fizik teknikleri kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Buna dair bir yazı okumuştum. Belli tepelere, işte belli yüksekliklere barı çok iyi olan, çok hassas ölçüm cihazları kuruluyor. Ve bu cihazlar aslında havayı, atmosferi algılayarak önümüzdeki süreçte işte nasıl bir hava şartlarıyla, hava dalgasıyla karşı karşıya olacağımızı söyleyebiliyor. Ama tek yöntem fizik teknikleri değildir diye düşünüyorum. Evet. Mutlaka geçmiş datalara bakılıyordur. Çeşitli dediğim gibi yine tahminleme çalışmaları yapılıyordur. Hani sistem böyle ölçüyor, cihazlar böyle ölçüyor ama geçmiş yıllarda şöyle bir durum olmuş. Ya da işte son 33 yılın işte en kurak yazı geliyor. Evet. Şeklinde ortaya çıkan kararlar, kanılar içinde hep bir takım yani bir nebze de olsa istatistik bilgilerini barındırıyor. Evet. Bunları söyleyebilirim. Onun haricinde de reklamlarda zaten görüyorsunuz. Reklamlardan konuşacak olursak özellikle diş macunu, şampuan reklamlarında mutlaka her 10 kişiden 8'i, 9'u ilgili diş macununu ya da ilgili şampuanı öneriyor olabiliyor. Evet. Reklamların altında geçen ufak metinlere baktığınız zaman büyük çaplı tanınan danışmanlık şirketlerinin, araştırma şirketlerinin belli bir örneklem üzerinden, işte belli bir müşteri sayısı örnek olarak seçtiği müşteriler üzerinden memnuniyeti ölçüp bir takım analizler yaparak vardığı sonuçlara göre aslında 10 kişiden 8'i ya da 9'u bu şampuanı ya da diş macununu öneriyor gibi bir sonuç meydana geliyor. Arkada daha küçük bir müşteri kitlesiyle yapılan bir analiz çalışması var çünkü. Hani Türkiye genelini temsil edebilecek bir örneklem seçilerek yapılan bir analiz çalışması, bir istatistik çalışması var. Ona dayanarak bu tarz reklamlar yapılabiliyor. Onun haricinde de aslında temel olarak hani ana hatlarıyla değinmeye çalıştım. Farklı alanlardan örnekler vererek ama en basitten kullandığımız telefonda bile mesela ben iOS işletim sisteminde bir telefon kullanıyorum. Evet. Haftalık raporlama yapıyor bana otomatik olarak. İşte bu hafta ekran kullanım süreniz geçen haftaya göre yüzde şu kadar yükseldi ya da yüzde şu kadar düştü diye bir raporlama yapıyor ve hangi içeriğe ne kadar zaman ayırdığım işte ne kadar mesajlaşmaya ayırmışım, ne kadar izleme platformlarına ayırmışım, ne kadar sosyal medyaya ayırmışım, ne kadar telefon görüşmelerine ayırmışım onları kategorize edebiliyor. Yani elinizin altındaki her şeyde aslında size iletilen her bilginin arkasında mutlaka bir istatistiksel bir çalışma oluyor. Büyük bir çaplı ya da küçük çaplı. Çok basit ya da çok karmaşık olabilir ama evet. Her şekilde bir noktada istatistik bir tarafına dokunuyor yani. Bu yüzden de insanların genel olarak hayatlarına çok temas eden ama farkındalık olarak ne kadar farkında olduğumuzu çok söyleyemeyeceğim bir bilim dalı istatistik. Evet, peki. Bu değerli sohbet için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok İnşallah evet. Çok teşekkür ederim. İnşallah bilgilendirici olabilmiştir. Elimden geldiğince, bilgim olduğunca aktarmaya çalıştım. Umarım faydalanır izleyenler. Ben de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli zamanını ayırdığın için. Zevkle izleyeceklerdir. Sevgilerim. Sağ olun.